Evet, Seydişehir 10. şehidini bugün toprağa verdi. Tunceli Ovacık'ta önceki gün operasyondan dönerken teröristlerin kurduğu pusu sonucu şehit olan askerlerimizden Orta Karaören nüfusuna kayıtlı şehit Ercumhur Dereli bugün düzenlenen törenle doğum yeri olan Orta Karaören'de toprağa verildi. Şehidimiz Cumhur Dereli'nin toprağa verilmeden önceki izlenimlerinden yavaş yavaş başlıyoruz. Ve ilk olarak atik tesislerindeki karşılama. Evet, şehidimiz Cumhur Dereli'nin naaşını ekibimiz saat 20.45'te atik tesislerinde karşıladı. Ekibimiz geri dönerken tek bir şeye dikkat etti. O da şehidimize olan ilgisizlikti. Evet, şimdi Ömer Yaylalı, Arif Bilgin, Göksel Maden ve Muhsin Turkuçar'ın atik tesislerindeki izlenimlerini veriyoruz. Evet, şehidimiz Cumhur Dereli'nin naaşı ekibimiz tarafından atik tesislerine karşılandıktan sonra daha sonra SSK Hastanesi morguna kaldırıldı. Tunceli Ovacık'ta şehit olan erimizin naaşı daha sonra bugün sabah saat 9 sularına morgdan alınarak kalabalık bir topluluk eşliğinde ilk önce omuzlar üzerinde eski garaj civarına daha sonra da ambulansa konularak doğum yeri olan Orta Karaören kasabasına götürüldü. Thank you.
Şehrimiz Cumhur Dereli'nin naaşı, daha sonra Orta Karaören kasabası Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra toprağa verildi. Uzayen lillahi'l-Fatiha.
işte. Evet, Kanal 2000 haber merkezi olarak şehidimiz Cumhur Dereli'ye Allah'tan rahmet, geride kalan ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Ayrıca görüntülerimiz haber bültenimizden sonra ayrıntılarıyla verilecek. Evet, diğer haberlerimize geçiyoruz. Belediyede çalışan 69 memur bugün yargı önündeydi. Türk Ceza Kanunu'nun 236. maddesine göre Seydişehir Belediyesi'nde çalışan 69 memur davasına Seydişehir Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. 15 Temmuz 1992 tarihinde iş bırakma ve yavaşlatma, ayrıca basın bildirisinde bulunmak suretiyle Türk Ceza Kanunu'nun 236. maddesi ihlallerinden haklarında dava açılmıştı. Evet, Muhsin Türk Uçar'ın izlenimlerini veriyoruz. Sanırım 19.4.1993. Hazır olursunuz. Bir kare sokuldu. Doğru. Bunları ben sonra birkaç kişi yaptı diye bir beyanda bulunmuştu. Yani o muhakkik danışmanım soruyorlar. Bu da bozu yapılmış. Sloman atılmış gibi. Yani ben o elemi zaten görmedim de oradaki kağıdı toplanmış yapılmış. Öyle bir şey duydum. Sonradan duydum ben onu da. Belediye toplantı dağıldıktan sonra da Bordo'ya yapıldı diye. Yani içindeki ben doğrudur. Bordo'ya görmedim. Bordo'ya görmedim yani. Öyle bir şey Yunanistan'ın Türkiye aleyhine faaliyet gösteren 451 örgüte ev sahipliği yaptığı öğrenildi. Bu örgütlerin arasında ise şunlar yer alıyor. Aşırı sol ve bölücü örgütler arasında Dev Sol, Dev Yol, Devrimci Kurtuluş, TİKKO gibi örgütler...